Evet, kreasyon menüsünü bitirmiştik. Şimdi Styling Surface ile devam ediyoruz. Styling Surface'te ilk komutumuz Merge. Merge komutu iki farklı Subdivision Surface'i birine birleştirmeye yarayan bir komut. Evet, Merge komutuna Alt Shift W ile de ulaşabilirsiniz veya Insert Merge veya Styling Surface altından Merge diyerek ulaşmanız mümkün. Merge komutu nedir? Yine söylemiştim demin, iki farklı Subdivision Surface'i birbirine bağlamayı yarayan bir komuttur. Tıklayalım. Tıkladık ve iki tane yüzeyimiz var. Bunları bizden seçmemizi istiyor. Herhangi bir öncelik tanımıyor. Bir, iki. Evet. Takım paletinde yeni bir 3 komut açıldı. Bu 3 komut ne? Hep beraber ona bakalım. Birincisi Merge Mod. Gördüğünüz gibi Merge Mod nedir? Şurada bulunan şu mouse'u getirince turuncu yüzey oluyor gördüğünüz gibi. Turuncu yüzeyle buradaki mor yüzeyi ortada birleştirip yüzey örüyor gördüğünüz gibi. Join mod buradaki kenarı bir miktar ileri alıp buradaki kenarı bir miktar alıp arada geçiş sağlıyor. Extrude mod, Join moddan farklı olarak araya sadece bir tane segment atıyor. Evet, uygulama videolarımıza yeri gelince bunları da çok kullanacağız. Nerelerde işimize yarayacak veya yaramayacak hep beraber onlara da bakacağız. Peki şimdi bu iki tane Subdivision Surface'im var. Bunlar 8 kesimli. Biri diğerinden farklı olsaydı ne olurdu? Bunlardan hemen bakalım. Şuradan iki tanesinin kenarını kaldırdım. Ve hazır durumda bekliyorum. Yani Merge moduna girdim. Yüzeylerimi seçtim ve arada geçiş sağladı. Ama şuradaki boş kalan yerleri tamamlayamadığı için belirli program yani Katya belirli yerlere geçiş yaptı. Yani burada kalkıp da bu kenarı seçsem bile program buraya geçiş yapıyor. Burayı seçsen yine bu şekilde buraya geçiş yapacak. Çünkü bunların eşi yok. Şurada eşlerini sizin için tam bir geçiş sağlayamadı. Yani Merge komutunu kullanırken kenar köşe sayıları aynı olmasına dikkat etmemiz lazım. Sizden ricam buna muhakkak dikkat edin. Geri geliyorum. Bir sonraki komutum Extrusion Alt Shift X. Bununla karıştırmayın lütfen. Bu kreasyon yeni yaratıyor. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Onunla karıştırmayın. Bu var olan yüzeye işlem yapan bir komut. Extrusion komutuna tıklıyorum. Alt çift kısa yolu. Ve Surface seç diyor benden. Öncelik tanımıyor. İstediğini seç çünkü sadece bir tanesine işlem yapacak. Ufağı seçtim ve burada Edge Extrusion ve Face Extrusion var. Face'e tıkladığım anda zaten burada Edge seçemiyorum gördüğünüz gibi. Tıklıyorum ve yeni bir yüzey çıkartıyor. Apply dedim, sağ tıkladım. Invert diyerek terse doğru da çevirmem mümkün. Çevirelim şöyle. Elim kontroldeyken birbiri arasında geçiş yapıyor. İkisi arasında gördüğünüz gibi geçiş yaptı. Bu da güzel bir özellik. Apply dedim. Şu ve şunun arasında geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi bunu yapmam Katya'da mümkün. Invert diyerek dışa verebilirim ama ikisi arasında bağlantı attığım için sağladığım için içe doğru verdi. Şu an bu durumdayken invert extrusion komutu geçersiz sayılıyor. Evet. Ctrl Z ile geri geldim. Kenarı çıkardım. Apply dedim. Özür dilerim, yüzeyi çıkardım. Yine çıkardım. Apply dedim. Bu yüzeyi çıkardım, apply dedim. Bu yüzeyi çıkardım, apply dedim. Bu yüzeyi çıkardım, apply dedim. Şu yüzeyi çıkardım. Aynı şekilde tam 90'a tamamlayalım. Okey. Evet. Burada yüzeyleri biz extrusion ettik. Bir de kenarları edelim. Tıkladım. Yüzeyi seçmemi istedi. Seçtim ve buradan kenarı seçiyorum. Kenarda burada iki farklı komut var. Onu da buradaki dairemizde görelim. Çıktım. Şunu gizleyelim. Altıyı gizledik. Extrusion'a tıkladım.
%20'imi seçtim ve kenar zaten öncekinden seçtiğim için aktif olarak geldi. Ve burada iki tane daha yeni, üç tane daha yeni komut çıktı. Şimdi birincisinde fil diyor. Yani şunu bir sonradan görelim, bunu aktif edeyim, pasif edeyim. Fil tıkladığımda şu an hata verdi. Buradaki kenarları seçip bu işlemi yapmam lazım. Şu an gördüğünüz gibi seçiyorum. Burada burayı bir kapattı ve işleme devam ediyorum kapatması için. Gördüğünüz gibi buraları teker teker program kendisi kapattı. Burada kendim seçtim. Fakat burada propagation var. Alt kontrol P. Gördüğünüz gibi bütün o ağzı, yani kenarları otomatik olarak algılıyor program. Yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi tıkladım. Demin benim elle seçtiğim program otomatik olarak kendisi kapattı. Fil komutu böyle kapatmaya yarayan bir komuttur. Okey diyerek buradan şu ön tarafı seçip reset diyelim. Reset kompas denemek mümkün. Geri geldim. Tekrar extrude dedim. Yüzeyi seçtim. Buradan extrusion diyorum. Yani kenarı çıkartacağım. Nasıl yapıyorum? Tıklıyorum. Otomatik olarak seçtik. Propagation açık durumda. Sağ tıkladım. Propagation'ı pasif ediyorum. Ve teker teker seçiyorum. Aktif ediyorum. Buradan komple hepsini seçiyorum. Bu videomuzda merge ve extrusion'u gördük. Bir sonraki videoda Stirling Surface menüsüne devam edeceğiz.